yenibitpazarı.com. Der Blechnibbler stanzt gerade Flächen, Rohre, Kunststoffe, Holz und Metall bis zu einer Stärke von 2 mm. Ein professionelles Gerät, das es dem Heimwerker erlaubt, wie ein Profi zu arbeiten. Setzen Sie den Nibbler einfach auf die Bohrmaschine oder den Akkuschrauber und legen Sie los wie die Profis. Rufen Sie gleich an. Evet arkadaşlar, bugün size matkap ucuyla saç kesen cihazın nasıl söküldüğünü ve parçalarını göstereceğim. Şimdi bu matkap aparatımız bu şekilde kolu var. İki tarafında kullanabiliyoruz bunu. Bu şekilde görüyorsunuz. Buradaki saç oynadıkça şu ara bölme bunu sacı ezerek kesiyor. Tabi burada matkapla döndükçe yapıyor bunu. Sacı ezdikçe kesiyor. Tabi zamanla aşınmalar, cıvata gevşemeleri gibi sorunlar olabiliyor. Bunun nasıl söküldüğüne dair bir şey yapacağız. Şimdi buradan gel üzerinde gene anahtarı var. Anahtar şu gördüğünüz yeri söktüğümüz zaman gevşettiğimiz zaman şu bölgeleri söküyor. Burada bir somun olayı yok. İçinden mil geçiyor. Ve şu kafadan hareket ettiği için şu mil eziyor. Aynen. Bu bir tanesi. Mesela bunu takarken şöyle istediğiniz yönü veriyorsunuz. Yönü verdi. İstediğiniz yönden kesmek istediğiniz yönü veriyorsunuz şu ağız kısmına. Şöyle. Şu yönden kesmek istediğiniz gibi matkabı tutuyorsunuz. Sonra şunu sıkıyorsunuz. Al yanını. Bitti. Söküp takma konusunda bu sadece bu sağ aynı şekilde, sol da aynı şekilde yapılıyor. Zaten burası matkap mandirenin sıktığı bölüm. Burayı hareket ettikçe buradaki saç hareket ediyor. Şimdi bir de bunun kafa mekanizmasını sökmesini gösterelim. Bir tane küçük bir tornavida ihtiyacımız var. Bu tornavida da burada bir sekmanı var. Kendi saçtan basit bir sekme yapmışlar. O zaman şöyle çıkıyor. Bir plastik kapak. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde de şimdi matkap mandirenin döndürdüğü, mesela şöyle elimize döndürdüğümüz zaman hareket ettirmeyi sağlayan bir mekanizma var. Bunun sökümü de şu şekilde oluyor. Bu anahtarı buradan alıyoruz. Üst civata bu. Bunu gevşetiyoruz bu şekilde. Yani üst civata gevşedi tabi bitmiyor. Altında hemen bir tane de alyan var. Onu da gevşetiyoruz. Sökürken biraz el girmediği için biraz zor oluyor. Ama alyanla sökmenizi tavsiye ederim. Civatayı sökmenize gerek yok çünkü üstünde alyan. Şekilde. Aynen söktüğümüz zaman şu şekilde civata çıktı. Şimdi bundaki mekanizma şu. Şu kafa kendi yerinde oynuyor. Şöyle şunu da çıkartabiliyorduk galiba.
Özür dilerim. Şunu çıkartmamıza gerek yok. Komple şimdi bu içindeki mil. Milin tam orta bölgesi var. İçindeki milin tam orta bölgesini alyans sıkıyor şuraya. Onu mili burada sabitliyor. Mesela biz örnek verelim matkapla şunu çıkarmak istiyoruz ucu. Şu şekilde asıldığımız zaman bu mil olduğu gibi geliyor. Tabi biraz zorlanıyor bazı sıkıntılardan dolayı herhalde. Şöyle. Bu da bunun mili. Tam ortasında bir işaret yeri koymuşlar. Videomuz tam kamera neden net almadı? Şimdi düzeldi. Kamera net almıyor. Bunu yine aynı şekilde takarken dediğim gibi bu sağ parça yine alyanla sökülüyor. Sol parça ne söküyor. Şu parça içindeki parça tam yerine şekilde geçiyor. Tabii içinde bazen metal parçaları olabiliyor. Onları temizlemekte fayda var. Şu gördüğünüz mekanizma da şu şekilde. Bu oynattıkça yani aslında eksantrik sistemi yapılmış. Ve şu parçanın önemli olan yerine oturması. Yerine oturduktan sonra şeyle çeviriyoruz tekrar. Tekrar şöyle çevirdik. Yerine oturduktan sonra şöyle. Sonra o mili tekrar yerine takmaya çalışıyoruz. Mili takıyoruz. Tabii o mil göbeğinin ortasının tekrar yerine girmesini sağlıyoruz. Yani şu orta göbekteki alyanın sıkacağı bölüme doğru. Bu şekilde de alyanlı somunu takıyoruz. İlk önce alyanı sıkmak lazım. Alyanı şekilde iyice sıktıktan sonra çok da zorlamayın. Abanmayın yani. Bir kontrol yapalım. Üst civatayı sıkmadan. Üst civata artık sabitlemesini sağlıyor. Şöyle nasıl hareket ettik. Hareket ettiği zaman tekrar yerlerine geliyor mu? Tamam şöyle. Evet. Ezme yerlerine geliyor. İşte bunların zaman zaman bu parçaları, bu parçası, ortadaki mili zamanla yıpranabiliyor. Biz bunların yedek parça satışlarında yapıyoruz. Biliyorsun. Kapatırken de yine aynı şekilde aldığımız gibi. Arada bir tabi bunun gres yağını kontrol edin. Uzun süre kullanımlarda. Yani yine aynı şekilde kapatıyoruz. Plastik kapağını. Ya bazen işte tam yerine oturtamıyorsa şöyle. Sonra da segmanla takıyoruz. Segman takmak da zaten çok zor bir şey şu şekilde. Yerlerin hemen oturunca. Kontrol yapalım. Evet. İşte bu kadar. Şu çalışma prensibi. Burayı çevirdikçe bunu eziyor. Ezdikçe saç kalınlığına bağlı olarak onu kesiyor. Bunu da bir tane bir bölümünde kol olarak kullanıyorsunuz. Arabada işte sarsıntılardan dolayı gevşeklikleri kontrol edin. Çünkü gevşeklik yaparken mili kırabilirsiniz. Ama çok da abanmayın sıkarken. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. İyi günler.
Alışverişte güven, üründe kalite, uygun fiyat. Ne aramıştınız? Garantili ikinci el ürün, defolu kusurlu ürünler, kiralık ürünler. Alış, satış, takas, kiralama için. Yenibitpazarı.com